Merhaba, ben Tahsin Yarar. 1957 Kartalpınar Köyü'ne kayıtlıyım. Burdur'da yaşıyorum. Burdur'da, merkezde. Iklığı yapıyorum. Aynı zamanda ıklığı çalıyorum. Doğumumuz köyde oldu. Köyde yaşadık. İlkokul 3. sınıfa kadar köyde yaşadık. Köy hayatı aynı zamanda yörüktük yani. Yörük hayatı yaşadık. Çadırda yaşadık. Oğlak güttük. Davar güttük. Davarın arkasında, oğlanın arkasında koşturduk. Zorlandık. Çocukluğumuz böyle geçti. Ondan sonra şehir hayatı başladı. Burdur'a, merkeze göçtük. Burdur'da 4. sınıfta, 5. sınıfta Burdur'da geçirdik. Sonra okumak üzere öğretmen okulu, Gönen, Isparta Gönen Öğretmen Okulu'nu kazandık. Oraya gittik. Orada 7 yıl okuduk, öğretmen olduk. Türkiye'nin değişik illerinde Aydın, Urfa, Isparta illerinde çalıştık. Değişik yıllarda çalıştık. En sonunda Burdur, tekrar Burdur memleketimize geldik. Burdur'da hizmet verdik. Uzunca bir yıllar hizmetimiz burada sürdü. Sonra tabii bu yıllar içerisinde müzikle, halk oyunlarıyla ilgimiz daha çoğaldı. Aynı zamanda müzik aletlerinden ıklı, kabak kemane, bağlama, cura yapımına ve çalma işlerine başladık. Ben sınıf öğretmeniyim. Bana herkes müzik öğretmeni olarak bilir. Müzikle, halk oyunlarıyla daha fazla ilgilendiğimiz için. Ama benim müzikle başlangıcım çok işte ta çocukluk devreme gidiyor. Ben çocukluğumu 5 yaşındaki durumumdan bir kare hatırlıyorum. Sadece bir kare. Onu da şöyle söyleyeyim. Don lastiği vardır. Bayağı içinde çoklu, gaploların çoklu gaplo gibi. İçinde çoklu lastik olan lastikten ben bir lastik parçası çıkardım. Böyle tahtanın üzerine o lastiği gerdim, ondan sesler almaya çalıştım. Yani böyle bir kare, 5 yaşındaki çocukluğumdan böyle bir kare hatırlıyorum. Bu da benim kendi kendime düşünüyorum. Benim işte müzikle alakam diyorum ben taburdan başlamış diye düşünüyorum kendim. Iklığıyla tanışmamız yine kabak kemaneden dolayı. Çünkü ıklığı kabak kemanenin atasıdır. Yani babasıdır, dedesidir. Doğrudan Orta Asya'dan doğrudan ıklığı olarak gelmiştir Türkiye'ye. Ve bu da Toroslara, Torosların yükseklerindeki yaylalara gelmiştir. Yaylalarda artık şu anda çalan ve yapan yok denecek kadar az diyebiliriz yani. Ben bu işe 1980 yıllarında başladım yapım işlerine. Ben o zaman için yetiştirme yurdunda görevliydim. Orayı da kısaca bir anlatayım. Yetiştirme yurdunda çalışırken gece nöbet esnasında bizim gece bekçisi arkadaşımızla
Mustafa Eskin diye bir arkadaşımız. Kalıyoruz. Çocukları şey yaptık, yatırdıktan sonra öğretmen odasına geçtik. Bir radyo açtık kısık bir sesle. Orada bizim yöresel bir sanatçımız, İzmirli radyo sanatçısı Hale Gür, Ali Bey türküsünü söylüyor. Ali Bey türküsünde de çok güzel bir kabak kemane geçişi var. Ben bu sesi duyunca bittim. Ve dedim ki ya şu sese bak. Ne kadar güzel yani oluşmuş yani. Bu kabak kemane şeye nasıl geçmiş oluşmuş tam. Dedi ki ben kabak kemane yapıyorum dedi o arkadaş. Dedim bana bir tane yap o zaman bana. Dedi ben sana haftaya getiririm dedi. Tamam. Neyse bir hafta geçti. Aynı yine ikimiz gün nöbetçiyiz. Dedi kabak kemane getirdim ben dedi. Hele bir getir şunu bak göre vereyim bir. Hiç daha hayatımda kabak kemane görmedim. Getirdi. Bir çal bakayım dedim bir göreyim bir. O kendi şeyine bir akort yaptı bana verdi. Ben o gün saat 10'da yapıyoruz bu işi. Saat 10 sularında. Saat sabah 5-6 oldu. Ben hala daha kabak kemanıyla uğraşıyorum. Sabaha kadar uğraştık, çözdük olayı. Çözdüm olayı. Dedim ben bundan sonra bu kabak kemane çalacağım. Eve getirdik. Akşamları başladık uğraşmaya. Hanım diyor bir öteki odaya gitsen biraz biz rahatsız oluyoruz falan. Tabii öteki oda soğuk. Ev sobalı. Artık o bağırmasına arasında ben de yine çalmaya devam ediyoruz. Derken işte soğuk muğuk geçtik o odaya. Çalıyoruz olmuyor oluyor falan işte bu sefer bu kabak kemanenin çalışmalarının şeyine girdik. Araştırmasına başladık. Dedim ya ben bu kabak kemanenin iyisini yaparım dedim. Bundan daha iyisini yaparım kendimce. Bir kabak aradık, kabak, su kabağı aradık. Yok, çevrede su kabağı bulamadım. Köyde bir evde bir tane kabak buldum. O da asmış bir yere öyle kalmış. Onu getirttirdik, onun içinden çekirdeklerini, tohumlarını çıkardık, bahçeye diktik. Oh, bizde yüzlerce kabak oldu. O kadar çok oldu kabak. Ondan sonra sağdan soldan aa ne güzel olmuş bir sağa sola kabak vermeye başladık. Biz tabii bir yandan da yapıyoruz. Her yaptığımız kabak ondan iyi oluyor. Dedik biz bu işi yapacağız herhalde. Ondan sonra kabak kemane sanatçılarını aradık. Radyo kabak kemane sanatçılarını. Bizim yöremiz zaten kabak kemane ile haşır neşir olan bir yöre. Onlarla görüştük falan. Üniversitelerde hocalar var. Bizim kabak kemane ile uğraşan arkadaşlarımız. Onlara ulaştık. Onlar bizi yönlendirdiler. Gerek üniversite şeylere, çalgı yapım bölümlerine yönlendirdiler. Dolayısıyla biz adım adım hem çalmada hem yapmada kaydetmeye başladık. İleri adımlar atmaya başladık. Derken saza ve cüreye başladık. Saz yapımcılarıyla konuştuk. Saz yapımının işçiliğini kabak kemaneye aktarmaya, daha kaliteli şeyler yapmaya çalıştık. Dolayısıyla bunlar hep gelişim gösterdi. Yani gerek kabak kemanede gerek ıklıkta gelişim gösterdi. Hala bitmedi bu şey. Devam ediyor. Bu bir aşk. Gerek yapım, gerek çalım. Nasıl doğmuş? Iklığın doğuşu
Iklı, ık, ok demek. Orta Asya'da ık, ok demek. Oka gerilmiş kirişten çıkan seslerden esinlenerek yapılarak gelmiş buraya. Şimdi ıklığın şöyle bir yapısı var. Iklı Orta Asya'dan Toroslara gelmiş. Bu göçerlerle gelmiş mutlaka. Bundaki şöyle bir yapı var. Torosların yüksek kısımlarında şey takılmış. Tel olarak at kılı takılmış. Tel olarak. Yüksek kısımlarında. Biraz daha sahile doğru, aşağıya doğru inildiğinde bu kiriş olmuş. Yani bağırsaktan yapılan teller, bağırsaktan yapılan kirişlerle olmuş. Biraz daha sahile ve denize yakın, denize indiğin zaman metale dönüşmüş. Bu da şunu gösteriyor. Yani yörük bas seslerden hoşlanıyor. Bas sesler. Çünkü şeyin verdiği sesler, kılların verdiği sesler, davudi sesler böyle. Ama metalin verdiği sesler, metalik sesler. Şehir kısmı böyle seslerden hoşlanıyor. Ama yörük kısmı dağdaki kuşların sesleri, rüzgarın sesi, doğal sesler. Yani ıklığın sesi de doğal bir sestir. Yani öyle bir ses ki bas ve doğal kalın bir sestir. Bu sesleri arayıp bulabilirsiniz doğada. Hayvan seslerinden, kuş seslerinden, rüzgar, su seslerinde bulabilirsiniz. Dikkat ederseniz ıklı böyle şey yapıda duruyor. Çok geride kalmış bir enstrüman yapısı öyle. Bir kemanla karşılaştırdığın zaman çok geride bir enstrüman gibi görüyor. İlkelliği duruyor daha üzerinde. Sebebine gelince şeyi kurtaramamış, yani ilkellikten kurtaramamış. O da yaygın olmayışından dolayı. Ama bu yaygın olsa bu biraz daha yenilenir, kendisini yeniler, yeni şeyler kazanır. Dolayısıyla daha modern bir yapıya kavuşur. Burada yani bizi az çok sırtında bir saz görseniz, elinde bir kabak kemanı görseniz, dükkanında bir saz görseniz, deseniz ki beni sorsanız, işte Tahsin Hoca'nın evi nerede deseniz, atölyesi nerede deseniz herkes bilir. Burdur tabii küçük bir yer. Biz bu işle gerek halk oyunlarıyla gerek bu enstrümanla çok uğraştığımız için gerek şeyde televizyonlarda daha çok haşır neşir olduk. Burdur tanıtım günleri diğer illerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde de biz şey yaptık. Burdur tanıtımlarında şey aldık, görev aldık. Bu enstrümanları oralara taşıdık. Oralarda da gösterdik. Ve bunlar devam ediyor. Şimdi bir 50 santim kadar bir ağaç. Bu da ağaç, sedir. Neden sedir? Çünkü Torosların yükseklerinde yetişen ağaç sedir. Bu ağaçta öyle bir özelliği var. Bir kokusu vardır. Çok nefis bir koku. Thank you.
Şimdi kabak üstü kesiliyor, altı da açık. Altı da açık, üstü de deri var. Yani normalde kabak kemanede böyle değil. Ama bunda böyle. Tabii bu ses tınısını etkiliyor, tonunu etkiliyor bunu. Davudi bir ses alınmış. Bu ses de bunu kullananı mutlu etmiş ki böylece kalmış. Şimdi bunu şekil verilmiş, şekil bu ve iki tane tel takılmış, burgu bu şekilde elle kolay çevrilebilecek bir burgu yapılmış. Tabi düz bir ağaç olsa çeviremezsin bunu, böyle çatal yapılmış ki çevrilsin diye. Ondan sonra deri olarak elinde ne var? Hayvan var. Hayvanın nesi var? Hayvanın derisi. En ince yeri, derisinin en ince yeri nerede bulunur? Yüreğinin dışında bulunan bir zar. Bunu kullanmış. Başka neresini kullanmış? Karın zarını kullanmış. Efendim, başka neleri kullanmış? Balık yakalamış, balığın derisini, yayın balığının derisini kullanmış sularda. En fazla kullanılan yine de yürek zarında kalmış. Ötekiler pek kullanıma açık değil. Ama bunun yanında yeni dericilik geliştiği için oğlak derisi işlenip bu oğlak derisi de başarılı bir çalışma olmuş şu anda. Şimdi gerek kabak kemane, gerek ıklı bizim kanımızdan dolayı hoşumuza gidiyor. Kanımızdaki genlerden, dolaşan kanımızdan hoşumuza gidiyor veya gitmiyor. Eğer yörüklük varsa, istersen Karadeniz'de olsun, istersen Doğu'da olsun, istersen Trakya'da olsun, istersen de Amerika'da olsun. Yani eğer kanında yörük kanı var ise, genlerinde bunu taşıyorsan, bunu arayacaksın, bulacaksın, bulursun zaten. Ki beni Amerika Dallas'tan birisi aradı daha yeni. Dedi ki, benim 6 tane çocuğum var. Bu çocuklarıma bu kültürde ne yapacağımı bilemiyorum hocam dedi. Korkuyorum dedi. Bu kültüre kapılıp gidecekler, kaybolacaklar diye korkuyorum hocam dedi. Onun için dedi, sizden yardım istiyorum. Yani bana bir tane kendim için, bir tane kızım için kabak kemane, ayrıca bir tane de 3 telli cüre istiyorum dedi. Ben bunu seve seve yaparım dedim. Gösterdim buradan, görüntülü konuştuk. Gösterdim, dedim sana en iyisinden 2 tane kabak kemane, bir tane cüre göndereceğim. Hiç dedim para sorun değil. Hocam dedi, ben dedi evin duvarına dedi bir kabak bile dedi, kabak asacağım dedi. Bunun şeyini biliyorum dedi. Yani çocuğumdaki etkisini biliyorum dedi. Unutamayacak bunu dedi. Çok iyi tespitler yapmış. Doğru bir çizgide yürüdüğüne inanıyorum o arkadaşım. Yakında göndereceğiz bu şeyi. Şimdi ıklığı yapıyoruz. Çünkü bu bizim kültürümüz. Kabak kemanı yapıyoruz, bu da bizim kültürümüz. Cüreyi yapıyoruz, bu da bizim kültürümüz. Bunları yapmazsak
gündemde tutamazsak bunlar yok olur gider. Onun için bunları yapalım, gelen öğrencilerimizi bunlara doğru yönlendirelim ki bunlar gündemde kalsın, bu güzellikler devam etsin. Örneğin ıklı talep oldukça az. Neden az? Çünkü tanımıyor millet, bilmiyor. Geliyor adam Gabak Kemane'yi asılı görüyor, ıklıya asılı görüyor mesela burada. Bu ne diyor? Hiç görmemiş ki, su kabağını dahi bilmiyor çocuk. Ama bu eseri yani bu enstrümanı burada görüp onu bir hafifçe bir çaldığımız zaman çocuk ilgisini çekiyor ve diyor ben bunu istiyorum, ben bunu öğreneceğim diyor, çalmayı istiyorum ben bunu diyor. Böyle başlayan çocuk çok oldu yani. Örneğin bir Gabak Kemane'yi çaldık, Cura'yı çaldık, efendim ıklığı çaldık, ben de ıklığı istiyorum. Bunu çalacağım, öğreneceğim. Bunun şeyini verdik, eğitimini verdik. Ondan sonra birisi geldi dedi ki ben diğer hepsini çalıp şey yaptıktan sonra ben dedi bu Gabak Kemane'yi öğreneceğim. Çocuk da öğrendi nihayet yani. Yani bu kültür, bizim kültürümüz öyle bir kültür ki böyle el üstünde tutulacak ve gösterilecek, gösterilince de beğenilecek bir kültür. Yani bundan vazgeçemeyiz. Thank you.